Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda Fatiha suresinden Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin bu ayetlerin açıklamasını, mealini ve tefsirini yapmaya çalışacağız. Ben önce çok kısa mealini arz edeyim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, her türlü hamd alemlerin Rabbine mahsustur. Errahmanirrahim, ki o Rahmandır, Rahim'dir. Maliki Yevmiddin, din gününün, hesap gününün malikidir. Bu şekilde baktığımızda mana bitti. Ama acaba sadece böyle mi? Sadece böyle değil. Bu meali oluyor. Kur'an-ı Kerim'in meali adeta denizin böyle üstten görülmesine benzer. Denizin maviliğini görmeye benzer. Ama tefsir ise o denizin içine dalmaya benzer. Kur'an-ı Kerim'in meallerinden istifade edebiliriz. Bugün Türkçe belki 20'den fazla meal var. Bunlardan istifade etmek mümkün. Okuduğumuz ayetlerin manalarını, mücmel kısa manalarını burada görürüz. Ama nasıl ki edebi metinlerin ayrıca şerhi yapılıyor, açıklaması yapılıyor ve alimler, edebiyattan anlayan insanlar o metinler üzerinde yorumlar yapıyorlar. Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamı. Allah-u Teala insanlarla konuşuyor, insanlara hitap ediyor ve bunu yaparken de insanların seviyesinden hitap ediyor. Ama Allah'ın hitabında, kelamında mertebeler var. Avamdan olan bir insan da Kur'an'dan istifade eder. Üst düzey insanlar da yine Kur'an-ı Kerim'den istifade eder. Kur'an-ı Kerim bu açıdan baktığımızda semavi bir maidedir. Yani semavi bir sofra. Ve bu sofradan herkes doyarak kalkabilmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi'nin şöyle bir ifadesi var. Diyor ki, bir söz sofrası kurulduğunda herkes oradan tok olarak kalkabilmeli. İşte Kur'an-ı Kerim Cenab-ı Hakk'ın insanlık alemine bir söz ziyafeti tabir caizse her insan o sofrada aradığını bulabilir. Bugün biz Fatiha'nın o ilk kısmının mealini ve kısa bir tefsirini yapıyoruz. Burada çok güzel manalar olduğunu beraberce göreceğiz. Önce Elhamdülillah ifadesi. Malum Besmele'yi çektiğimizde Rahman Rahim isimleri de var. Ve Rahman Rahim isimleri Allah'ın rahmetiyle alakalı. Ve Allah'ın rahmeti her şeyi kuşatmış. Ve bizler o sonsuz rahmetin tecellileriyle iç içeyiz. Her şey birer rahmet tecellisi. Zaten yokluk karanlıklarından varlık alemine çıkmak Allah'ın bir rahmeti. Allah-u Teala rahmetiyle yeryüzünü çiçeklerle, değişik canlılarla, hayvanlarla süslendirmiş. Gökyüzünü yıldızlarla süslendirmiş. O yıldızları meleklerle şenlendirmiş. Bütün bunlar Allah-u Teala'nın rahmet tecellileri. Allah-u Teala rahmetiyle tecelli ediyor ve hangi varlığı yaratmışsa ona en güzel sureti veriyor, en güzel şekli veriyor, en güzel rızıklarla rızıklandırıyor. İşte ilahi rahmetin tecellilerinden mesela bizlerin diyelim göz sahibi olması ne kadar güzel bir nimet. Gözün bir çift olması o da ne kadar güzel bir nimet. Her şeyi görmemesi o da ne kadar güzel bir nimet. Eğer baktığımızda insanların böyle bağırsaklarını da görsek, iç organlarını da görsek hoş bir görüntü olmazdı. Dolayısıyla gözün bu ölçüde olması ayrı bir güzellik. Bu boyutlarda olması ayrı bir güzellik. Ve bu tarzda diyelim renkli bir görüntünün bizlere verilmesi ayrı bir güzellik. Bütün bunlar Cenab-ı Hakk'ın rahmet tecellileri. Buradan diğerlerini kıyas edebiliriz. Her varlık Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden nasibini almıştır. Ve onun nice rahmetlerine mazhar olmuştur. İşte bu şekilde ilahi rahmeti Bismillahirrahmanirrahim'de ifade edince Rahman Rahim isimleriyle elbette bu ilahi rahmete teşekkürle mukabele etmek gerekiyor. Madem Allah rahmetiyle tecelli ediyor, rahmeti her şeyi kuşatmış, bu ilahi rahmete teşekkürde bulunmak lazım. Ve biz bu teşekkürümüzü Elhamdülillah ile yapıyoruz. Elhamdülillah Kur'an-ı Kerim'de sıkça tekrarlanan ifadelerden birisidir. 5 tane sure başında Elhamdülillah ifadesi geçer. Fatiha suresinde, Sebe suresi, Fatır suresi
Kehf suresi ve bir de En'am suresi. Kur'an-ı Kerim'in 5 ayrı suresinde elhamdülillah ifadesi geçiyor. Ve bu elhamdülillah ifadeleri, bu sureleri incelediğimizde şu dünyadaki yaratılış, ilk yaratılış, neşe-i ula deniyor buna. Buna bir işareti var. Ve bu alemde hayatın devamı, buna bir işaret var. İkinci yaratılış, neşe-i uhra tabir edilen, bunu ifade ediyor. Ve diğer alemde hayatın devamı, bu gibi temel nimetlere delalet var. Ayrıca surelerin içlerinde yine elhamdülillah kelimesi kullanılıyor. Elhamdülillahillezî neccâna minel kavmiz zâlimin mesela. Zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamdolsun. فَقُتِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا. Böylece kafir topluluğun kökü kesildi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu mealde Kur'an-ı Kerim'de daha pek çok elhamdülillah ifadesini görebilmekteyiz. Zaten bu yaratılışın neticelerinden biridir. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ben cin ve insi ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyuruyor. İşte yaratılmanın sırlarından birisi bu şekilde bir şükrü, böyle bir hamdi netice vermesidir. Yani insanlar elhamdülillah demek için yaratılmışlardır. Elhamdülillah demek de ibadetin bir parçasıdır, ibadetin bir bölümüdür. İbadet daha genel bir kavram. Yani ibadet Allah'a kul olmak, Allah'ın emirlerini yerine getirmek. Şükretmek, elhamdülillah demek, Cenab-ı Hakk'ı tenzih etmek, bütün bunlar da ibadetin şubeleri. Bir insan nimetler mukabilinde daha çok şükreder ama Allah'ı kemal vasıflarıyla vasıflandırmak, bu ise hamde dahil oluyor. Yani hamd ile şükür arasında ince bir fark var. Nimetin mukabilinde şükrediyoruz ama doğrudan bize bir nimet olsun veya olmasın, bir kemal vasfı zikredildiğinde Cenab-ı Hakk'ı met ediyoruz. Hamdü senada bulunuyoruz. Hamd kelimesinde daha çok metü sena manası var. Cenab-ı Hakk'ı kemal sıfatlarıyla ifade etmek. Diyelim Cenab-ı Hakk'ın yaratıcı olması bir kemal sıfatıdır. Bundan dolayı hamd etmek. Cenab-ı Hakk'ın her şeyi güzelleştirmesi bir kemal sıfatıdır. Bundan dolayı hamd etmek. Bütün bunlar hamdle alakalı olan şeyler. İşte bizler elhamdülillahi rabbil alemin diyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alem, bu da önemli bir kelime. Alem, ma yulemu bihi sani, böyle ifade ediliyor. Yani Allah'ın kendisiyle bilindiği, Allah'a alamet olan şey. Alem ve alamet aynı kökten geliyor. Bütün varlıklar birer alamettir. Allah-u Teala'ya bir alamettir. Ve bunu şöyle ifade edebiliriz. Nasıl ki bayrak devletin bir sembolüdür. Dalgalandığı her yerin o devlete ait olduğunu gösterir. Temsilde hata olmasın. Her bir varlık bir tevhid bayrağıdır. Ve her bir varlık La ilahe illallah manasını ifade etmektedir. Böyle olunca alemdeki her bir varlık Allah'a alamet, Allah'ı bize anlatıyor. Muhyiddin isimli bir şairimiz, Muhyiddin İbn Arabi değil bir başkası, şöyle söylüyor. Diyor ki: Muhyiddinem dervişem, Hakk'a gönül vermişem, 18 bin alemi bir zerrede görmüşem. Yani Cenab-ı Hak alemlerin Rabbi ve bu alemler 18 bin alem şeklinde de bazıları tarafından ifade edilmiş. Sayısını bilemediğimiz kadar alemler. İlla bunu 18 bin alemle sınırlandırmamız gerekmez ama 18 bin alem tarzında da meşhur olmuştur. Belki alemlerin başlıcaları 18 bin alem şeklinde olabilir. Bu keşfe dayanan bir durumdur. Yoksa bildiğimiz kadarıyla doğrudan rivayetlerde yer almamaktadır. Ve burada da zaten ayetteki ifadede alemlerin Rabbi, alemleri terbiye eden. İşte Allah-u Teala sayısını bilmediğimiz alemler yaratmış ve o alemleri terbiye etmiş ve ediyor. Bizler bu şekilde alemleri görmekle alemlerin Rabbini tanıyoruz. Bu da önemli bir nokta. Yani biz doğrudan Allah'ı zatıyla bilemeyiz. Bu noktada bize kabiliyet verilmemiş. Ama
bizler alemleri incelemek suretiyle o alemlerde tecelli eden isimlerle Allah-u Teala'yı daha yakından tanırız. Ne gibi? Mesela bitkiler alemi. Bakın alem tabirini kullanıyoruz. Belki milyondan fazla bitki türü var. Bütün bunlar son derece mükemmel ve hepsi muntazam, hepsi gayet güzel. Bitkiler alemini incelemekle Cenab-ı Hakk'ı daha yakından tanıyoruz. Denizler alemi yakın zamana kadar insanlık alemi için adeta bir sırdı. Sadece denizlerin üzerini bir derece biliyorduk. İşte denizler üzerinde seyahat ediyorduk ama derinlemesine denizleri bilmiyorduk. Denizaltılarla ve bir takım başka teknolojik gelişmelerle denizler altı da şu anda gözlerimizin önüne serildi. Kaptan Kusto gibi insanlar bu noktada insanlığa gerçekten büyük hizmet ettiler ve denizler alemini bize gösterdiler. Ve baktık ki şu yeryüzünde nasıl rengarenk çiçekler var, dev ağaçlar var, irili ufaklı hayvanlar var. Yeryüzünden çok daha zengin bir hayat denizlerin altında bulunmakta. Küçücük iğne gibi bir balıktan tutun, balina gibi 150 tonluk hayvanlara varıncaya kadar denizde çok farklı, çok renkli, çok hareketli, çok muhteşem bir alem bulunmakta. Ve orası o kadar muntazam idare ediliyor ki insanların fabrika pislikleri veya başka pisliklerinin akmadığı denizler pırıl pırıl tertemiz. Ama nerede insanların bulaşık eli oralara değmişse, bulaşmışsa veya kirleri oralara gitmişse oralarda kirleniyor. Ama Allah'ın koyduğu sistem içinde normalde denizler gayet güzel bir şekilde tanzim edilmiş. Bunu belki şöyle daha iyi anlayabiliriz. Mesela evimizde küçük bir akvaryum var. O akvaryumun devamlı bakıma ihtiyacı vardır. Balıkların yemi verilecek, işte ısısı ayarlanacak, ışık durumu ayarlanacak, daha ayarlanacak başka ince ayarlar var. Eğer iyi ayar yapılmazsa bir de bakıyorsunuz o akvaryumdaki 8-10 tane balığınız hepsi ölmüşler. İşte akvaryum nasıl devamlı bir bakımı gerektiriyorsa denizleri düşünelim, okyanusları düşünelim. Bunlar çok büyük birer akvaryum. Hayal edemeyeceğimiz kadar büyük akvaryum. Ve orada o kadar güzel bakılıyor ki o denizin dalgalanmasına varıncaya kadar, küçük balık büyük balığa yem olmasına varıncaya kadar, oralardaki ekolojik dengeye varıncaya kadar her şey yerli yerinde. İşte Allah-u Teala gördüğümüz, görmediğimiz bütün alemleri terbiye ediyor. Terbiye derken malum terbiye bir şeyi basitten mükemmele doğru götürmek. Allah toprağı terbiye ediyor, topraktan bitkileri çıkarıyor. Toprağı terbiye ediyor, topraktan hayvanları yaratıyor. İnsanları yaratıyor. İnsanlar topraktan çanak çömlek yapabilir ama Allah-u Teala topraktan insan yaratıyor. Bunlar gerçekten çok önemli noktalar, çok güzel noktalar ve Allah-u Teala bütün bu alemleri terbiye etmekte, her birine gerekli olan şeyleri vermekte ve her biri görevini düzgün bir şekilde yapmakta. Şöyle örnek vereyim, belki daha iyi anlaşılır. Mesela sinekler, etrafımızda dolaşan bir takım küçük canlılar. Ve bunlar insana çok muhabbeti var, eline yüzüne konuyorlar. Ve insana bayağı muhabbetleri var herhalde. Bu şekilde insanla çok yakından ilgileniyorlar. Ama mesela arıları düşünelim. Arıların daha böyle yabani olanları var, daha büyük olanları var. Onları düşünelim. Onlar bize pek gelmiyor. Onlar kendi dünyasında, kendi aleminde yaşıyor. Eğer bu sineklerin, yani o mızraklı olanlarını kastediyorum, o arıların, diğer sinekler gibi insana özel bir muhabbet olsa, insana saldıracak olsalardı, herhalde kaçacak delik arardık ve bunlardan fevkalade rahatsız olurduk. Ama onları dizginleyen bir kuvvet var. Onları kendi alemlerinde tutan bir kuvvet var. Vahşi hayvanlar var ormanlarda. Onlar kendi aleminde yaşıyor. Normalde bizim yaşadığımız yerlere gelmiyorlar. Ama bizden bir tehlike sezerlerse o zaman saldırabiliyorlar. Demek ki gerek yeryüzünde, gerek gökyüzünde, gerek denizlerin içinde, gerek yıldızlar aleminde ne kadar alemler varsa
bütün bu alemler son derece mükemmel bir şekilde tanzim edilmiş, tefriş edilmiş, ilahi terbiyeden geçmiş. Biz bu alemleri seyretmek suretiyle alemlerin Rabbine daha yakından bakıyoruz. Alemlerin Rabbini daha yakından tanıyoruz. Ve böylece marifetullah dediğimiz şey, Allah'ın marifetine mazhar olmak, Allah'ı daha yakından bilmek, bu gerçekleşiyor. Ve bizden istenen de zaten bu. Mesela bir ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Fenzur ile ether rahmetillah keyfe yuhil arda ba'de mevtiha. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Ölümünden sonra yeryüzünü tekrar nasıl diriltiyor? Benim burada dikkat çekmek istediğim kısım Allah'ın rahmet eserleri. Allah'ın rahmetine bak demiyor. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Rahmet manevi bir manadır. Biz doğrudan rahmeti göremeyiz. Ama rahmetin tecellilerini görürüz. O da nedir? İşte bir bebek dünyaya geliyor. Bebeğin dünyaya gelmesiyle beraber annesinin memelerinde süt de yaratılıyor. Bir gün önce o annede süt yoktu. İhtiyaç da yoktu zaten. Ama bebeği dünyaya geldiğinde ona süt de gönderiliyor. Bu bir rahmet tecellisidir. Bütün vahşi hayvanlarda bile bu şefkati görmekteyiz. Arslan yavrusunu emziriyor. Arslan yemiyor, yavrusuna yediriyor. O vahşiliğiyle beraber böyle yapıyor. Demek ki biz bu rahmet tecellilerini görmek suretiyle Rahman'a intikal ediyoruz. Madem böyle rahmet tecellileri var, o halde bu rahmetin sahibi olan Allah vardır. İşte o Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra Er-Rahman, Er-Rahim diyoruz. Yani o Allah Rahman'dır, Rahim'dir. Rahman ve Rahim her iki isim de Allah'ın rahmetiyle alakalı. Ancak kolay anlaşılabilir şöyle bir ayrım yapıyor bazı alimler. Diyorlar ki Cenab-ı Hakk'ın Rahman ismi Rezzak anlamındadır, rızık veren anlamındadır. Allah-u Teala dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin mümine de rızık verir, kafire de rızık verir. Bu açıdan ya Rahmane dünya, ey dünyanın Rahmanı demişler. Ama وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يمًا ayetinden istidlal ile devamında da diyorlar ki Allah müminlere rahimdir mealinde. Cenab-ı Hak müminlere rahmetiyle daha özel olarak tecelli edecektir. Bu da özellikle ahirette olacaktır. Yoksa Cenab-ı Hak aslında dünyanın da ahiretinde hem Rahman'ı hem Rahim'idir. Her ikisinde de rahmetiyle tecelli etmektedir. Ama müminlere ve kafirlere bakan yönüyle kafirleri de rızıklandırması itibariyle Rahman denilmiş. Diğer alemde müminlere hasaten rahmetiyle tecelli edeceğinden Rahim ismi özellikle müminlere bakar. Böyle bir ayrım cihetine gidilmiş. Değerli izleyenlerim, Cenab-ı Hakk'ın rahmetiyle alakalı çok şeyler söylenebilir. Ancak zaten zaman zaman rahmetle ilgili ayetleri de ifade edeceğiz. Onları açıklama sadedinde ilahi rahmetin açılımını biraz daha yapmış olacağız. Bunu ifadeden sonra Er-Rahman Er-Rahim Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Yani Allah din gününün sahibidir. Acaba din günü ne demek? Din ceza anlamında kullanılıyor. Yani Yevmiddin, Yevmül Ceza diye tefsirlerde böyle açıklanmış. Hesap günü. Amellerin karşılığının görüleceği gün. Kema tedinu tüdanu, öyle kullanılan bir ifade var. Yani ne yaparsan karşılığını görürsün. Herkes yaptığı amelin karşılığını görecek. Bu açıdan diğer aleme din günü, yani hesap günü böyle bir ifade kullanılmış. Aslında Allah-u Teala bütün zamanların malikidir. Bugün de her şeyin maliki yine odur. Ama burada din günü, yani hesap günü şeklinde özel olarak bunun ifade edilmesinde herhalde bir incelik var. Bu inceliği şöyle ifade edebiliriz. Bu dünyada Cenab-ı Hakk'ın her şeyin maliki olduğu herkes tarafından anlaşılmıyor. Herkes tarafından bilinmiyor. Ve bir takım hükümdarlar var. Bunlar kendilerini malik zannediyorlar. Bir takım zenginler var. Bunlar kendilerini malik zannediyorlar. Mesela Karun gibi birisi, ben bu serveti kendi ilmimle kazandım diyor.
bir takım zorba hükümdarlar, biz bunları kendi gücümüzle, kuvvetimizle elde ettik diyorlar. Ve bu dünyada Allah'ın malik olduğunu herkes iyi anlayamıyor. Herkes iyi göremiyor. Ama diğer alemde artık herkes bunun farkına varacak. Ve bakacaklar ki kimsenin elinde aslında bir mülk yokmuş. Herkese Allah vermiş ve Allah daha sonra almış. Aslında biraz düşünsek bunu bu dünyada da anlarız. Yani şöyle ki, Türkiye'nin diyelim en zenginlerinden birisi birkaç yıl önce vefat etti. Epey bir serveti vardı ama kabre bir kefenle girdi. Dünyanın en zengini kimse, o da vefat edecek. Daha öncekiler vefat ettiği gibi. O da yine kabre bir kefenle girecek. İnsanlar çıplak olarak dünyaya geliyor ve bir kefenle dünyadan gidiyorlar. Hatta bazılar için bir kefen de olmuyor. Bunları yakıyorlar. Geriye azıcık bir kül kalıyor. Dolayısıyla kimsenin elinde aslında bir şey yok. Elinde var olanlar emanet tarzda şeyler. Yani derler ya halk arasında, mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi, mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan. İnsanlar oyalanıyor. Askere gittiğimizde diyelim elimize bir tüfek verilmiştir. Askerlik süresince benim tüfeğim deyip buna sahip çıkmışızdır. Ama askerden ayrılırken emaneti teslim etmişizdir. Mal mülk de beden gibi bir emanettir. Bugün bizdedir, yarın başkasındadır. Bu şekilde kimsenin aslında hakiki bir malikiyeti söz konusu değil. Ancak bir miktar elinde bulunduruyor, daha sonra elinden çıkıyor. İnsanlar vefat ettiklerinde elleri açık olarak bu şekilde vefat ettikleri söylenir. Yani sanki bakın elimde avucumda hiçbir şey yok, boş bir şekilde gidiyorum manasını ifade etmektedir. İşte değerli izleyenlerim, Maliki Yevmiddin derken diğer alemde herkes Allah'ın malik olduğunu bilecek. Karun da bilecek, Firavun da bilecek, herkes bilecek. Böyle olunca o gün çok dehşetli bir gün olacak. O gün artık bir hesap günüdür ve o gün herkes yaptığının karşılığını göreceği bir gündür. Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde Maliki Yevmiddin ifadesine şöyle açıklık getiriliyor. Ve ma edrake ma yevmiddin. Bildin mi din günü nedir? Sümme ma edrake ma yevmiddin. Sonra bildin mi din günü nedir? Yevme la temliku nefsun li nefsin şey'e. O gün hiçbir nefis bir başkasına fayda veremez. Elinden bir şey gelmez. Vel emru yevme izin lillah. O gün bütün emir Allah'ındır. Aslında bu alemde de Allah'ındır da herkes bunu göremiyor. Ama diğer alemde herkes görecek ki bütün emir Allah'ın, bütün tasarruf Allah'ın. Ve kimse orada başkasına yardımcı olamayacak, elinden bir şey gelmeyecek. Orada artık torpil gibi şeyler söz konusu olmayacak. Bunu ifade ettiğimizde şu da karşımıza çıkıyor. Bakın Kur'an'da geçen bir ifade bir yerde mücmel olarak geçmiş, kısa olarak geçmiş ama başka bir yerde açılımı var. Buna Kur'an'ın bütünlüğü deniliyor. Kur'an-ı Kerim'de bir bütünlük vardır ve Kur'an'ın bazısı bazısını tefsir eder. Tefsir usulü kitaplarında El-Kur'an yufessiru ba'duhu ba'da. Kur'an'ın bir kısmı bir kısmını tefsir eder. Böyle bir ibarede kullanılıyor. Fatiha suresinde bunun başka örneklerinde nasip olursa göreceğiz. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in bir bütünlük teşkil ettiğini, bir yerde kapalı geçen bir ifadenin başka bir yerde açıldığını görmekteyiz. Din günü, hesap günü manasında olduğunu söylemiştik. Bu ahiret anlamına gelir ve ahiretin gelmesi de Cenab-ı Hakk'ın en büyük nimetlerinden birisidir. Yani hayat sadece bu dünya hayatı değildir. 60-70 yıllık kısa bir hayat değildir. Ebediyen devam edecek olan bir süreçtir. Ancak bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu dünyada insanlar belli bir imtihana tabi tutulacak. Ardından diğer alemde yollarına devam edeceklerdir. İşte Yevmüddin ifadeleri bize bunları da anlatıyor. Bugünkü programımızda Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, Fatiha'nın ilk kısmının mealini ve kısa bir tefsirini vermeye çalıştık. Bundan sonraki programımızda kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn deyip
Oradaki manaları da beraberce anlamaya çalışacağız. Cenab-ı Hak hepimizi Kur'an-ı Kerim'in nurlarına, sırlarına mazhar eylesin. Bir başka programımızda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum.